Sevgili gençler merhabalar. Doppler'den devam ediyorum. Dalga mekaniği konumuzun neyini işledik? Kırınım, girişim, ışık teorilerini işlemiş olduk. Şimdi Doppler ve elektromanyetik dalga. Bu videoda, bir dahaki videoda da bölüm sonu sorularını çözeceğiz. Doppler'den başlayalım bakalım. Paraf çözenler benimle beraber herhalde Doppler'i öğrenmişlerdir artık. Yine üzerinden geçmekte fayda var. Önemli bir şey var burada. Işık, ses ve su dalgalarında gözlenen frekanslar demiş. Arkadaşlar Doppler nerede gözleniyormuş? Işıkta, ışık dalgalarında. Yani elektromanyetik dalgalarda varmış. Ses de varmış, bir de suda varmış. Ya yani mesela deprem ve yayda Doppler gözlenmez mesela. Tekrar diyorum. Işık, ses ve su dalgalarında gözlenen frekanslar kaynak ve gözlemci hareketine bağlı olarak farklı algılanır. Frekans değişmiyor de biz öyle algılıyoruz. Gözlenen frekanslardaki bu değişim kriz için Doppler tarafından açıklandığı için Doppler olay olarak adlandırılır. Neymiş efendim? Kaynak ve gözlemci hareketine bağlı olarak değişen. Bu da ileride bir ortam hareketi de gelecek. Ona da vurgu yapacağız. Duran bir ambulansın treninden çıkan sesi frekans sabittir. Burası önemli arkadaşlar. Ambulanstan çıkan sesin frekansı değişmiyor. Mert farklı algılıyor. Ceren farklı algılıyor hareketten dolayı. Normalde frekans değişmiyor da ben değişmiş gibi algılıyorum. Yol kenarında bekleyen Mert ve Ceren işittiği sesin frekansı ambulans treninde yayılan sesin dalgalarının frekansıyla aynıdır. Neden? E, ambulans durgun. Mert durgun. Ceren durgun. V eşittir sıfırsa. V eşittir sıfırsa. V eşittir sıfırsa. Yaklaşma uzaklaşma yoksa. Durgun ambulans. Durgun Mert. Durgun Ceren ise. çıkan frekans neyse. Mert öyle algılıyor. Ceren de böyle algılıyor. Herkes durgun çünkü. Hareket yok. Yaklaşma uzaklaşma yok. Peki ne demiş burada? Ses kaynağı ve gözlemcinin hareketsiz olması durumu. Yani Doppler gözlenmiyor burada. Çünkü hareketli olursa Doppler'e gözleniyor. Ambulans Mert'e doğru hareket ettiğinde ambulansın sireninden yayılan sesin frekansıyla Mert ve Ceren'in işittiği sesin frekansı eşit olmaz. Peki arkadaşlar ben Doppler'i şurada özetleyivermişim. Bu notu çok kez görmüşsünüzdür. Denemeler çözerken ben yine de göstereyim. Şöyle. Mesela burada bir noktasal dalga kaynağı var. Eğer kaynak hareketsiz olsaydı simetrik dairesel dalgalar gözlenecekti. Fakat bu noktasal kaynak hem vuruyor tık 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 hem de gidiyor sağa doğru. giderken dalga kaynağının gittiği taraftaki dalga boylarının azaldığını uzaklaştığı yerdekilerin arttığını görüyoruz. Buradan bakan vatandaş yaklaşan dalgaların dalga boyunu lambda minimum yani olduğundan daha az gözleyecek. Dolayısıyla frekans daha büyük gözleyecek. Neden? V eşittir lambda çarpı f. E, ortam değişmeden hız değişmez. Hız değişmezse dalga boylarının küçülmüş gözlendiği yerlerde frekansın büyümüş olduğunu, büyümüş olduğunu algılarım. Pek frekansın dalga boyu minimum f maksimum. Pek f maksimum ne demek? İnce ses işçidir. Bak buradalar. Arkadaşlar şu notlara bir üzerinden geçelim mi? Dalgaların frekansı sadece dalga kaynağına bağlıdır. Dalga kaynağının frekansına bağlıdır. Dalgaların frekansı sadece kaynağa bağlıdır. Kaynağın özelliği değişmedi sürece frekans değişmez. Yani ortam değişme, ortamın değişmesi frekans değişmez demek değildir. Dalgaların hızı sadece ortamın özelliklerine bağlıdır. Aynı ortamdaki dalgaların hızları da aynıdır demiş. Ne demek istemiş arkadaşlar? Bakın yine aynı formül. V eşittir lambda çarpı f. Formülünde V hız sadece ortalama bağlı. F frekans sadece kaynağa bağlı demek istemiş. Yukarıda uyarmış bizi. Bunu kullanacağız. Buna sadık kalacağız yalnız. Ses havada yaklaşık 340 ile yayılır. Tamam. Frekans düşük olan seslere kalın ses ya da pes ses. Frekans yüksek olan seslere ince ses ya da tiz ses denir. Peki tekrar gelelim şeklimize. Dalga kaynağı bu tarafa doğru giderken kaynağın yaklaşık taraftan bakan gözlemci için dalga boyu minimum yani daha az algılanacak. Frekans daha fazla algılanacak. Yani sese dökersen bunu ince ses duyulur demektir. Peki kaynan uzaklaştığı taraftan bakan gözlemci için dalga boyları daha büyük algılanacak, frekans daha küçük algılanacak. Frekansın küçük algılanması demek de sesin kalın işitilmesi demektir eğer sese uyarlarsan. Doppler demek bu demektir tam olarak. Peki gerekli sanatımıza döneceğiz tekrar. Peki eşit olmaz. Peki ne olur? Ambulans ve ses kaynağı. Ambulans yani ses kaynağı Mert'e doğru yaklaştıkça Sirenden yayılan sesin hızı değişmezken Önemli burası bak Sirenden yayılan hızı değişmez Çünkü ortamın özellikleri değişmiyor arkadaşlar Kanetten çıkan ses dalgaları Mert'e yaklaşır Böylece önceden üretilen ses dalgaları birbirine yaklaşır Ve Mert'in birim zamanında işittiği ses dalgalarının sayısı artar Mert ambulans duruyorken işittiği sesten daha ince ses işitir Yaklaştığı durumlarda Mert Ambulansın yaklaştığı Mert daha ince ses işitir Yani frekansın daha büyük algılar F Mert'in duyduğu frekans Ambulanstan gelen frekanstan daha büyüktür anlamında F mert büyüktür F demişim. Peki Ceren'e gelelim şimdi. Ambulans Ceren'den uzaklaştıkça ses dalgalarının üretim noktaları da uzaklaşır. Böylece önceden üretilen ses dalgaları ile sonradan üretilen ses dalgaları arasındaki mesafe de sürekli artar. Ceren'in birim zamanda işittiği ses dalgaları, dalgası sayısı azalır. Ceren ambulans duruyorken işittiği sesten daha kalın ses işitir. Uzaklaşıyorsa daha kalın ses işliyor. Frekans düşük yaklaşıyorsa daha ince ses iştir. Özeti budur olayın. Umarım anlaşılmıştır. Peki ne gelecek sorularda size? Ne sorulacak? Ambulans Mert'e yaklaşırken, Ceren'den uzaklaşırken. Mert'in işittiği ses frekansı Fm. Ceren'in işittiği frekans Fc. Ambulanstan yayılan sesin orijinal sesin frekansı ise F olmak üzere nasıl işittirler frekansları diye sorarsa eğer. F Mert büyüktür. F büyüktür. F Ceren. Yani ambulanstan çıkan Siren'in sesini ambulans şoförü normal orijinal sesini dalgalarken Mert'in işittiği ses daha ince, frekans büyük. Ceren'in işittiği ses daha kalın, frekans daha küçük demektir. Özetlik onun. Evet, yüksek frekans ince ses demekmiş. T ses veya diğer tabirle. Düşük frekanslar da kalın ses demek, pes ses diğer tabirle. Peki, olay budur. Toplar budur arkadaşlar. Hız değişmez. Ambulans renden çıkan sesin frekansı değişmez. Fakat değişen bir şey var ki benim algıladığım frekans değişiyormuş demek ki. Evet şimdi tam tersi olaya da geçerli. Eğer funda durgun olsa ambulans yaklaşsaydı ince işitecekti. Fakat burada ambulans durgun funda yaklaşıyor. Yine ses ince işitilecek. Yaklaşması durumunda hep ince işitiliyor yalnız. Buna dikkat edin. Ses kaynağının hareketsiz. Bak ses kaynağı hareketsiz. Ambulans durgun. Gözlemcinin hareketli olması durumunda gözlemci ses kaynağına yaklaşırken birim zamanda işittiği ses dalgalarının sayısı artacağından işittiği sesin frekansı kaynağın ürettiği ses frekansından büyüktür. Gözlemci ses kaynağından uzaklaşırken gözlemcinin birim zamanda işittiği ses frekansı kaynağın ürettiği sesin frekansından küçüktür. Bu durumda Funda'nın ambulansa yaklaşırken işittiği ses ambulans dururken işittiği sese göre daha ince. Bak yaklaşırken yaklaşırken daha ince uzaklaşırken daha kalındır. Olay budur. Funda'ya bakalım şimdi. Funda durgun ambulansa yaklaşıyor. Ambulans durgun ama siren çalıyor ambulans. Funda yaklaşıyorken ses ince işliyor. Fakat ambulans geçti uzaklaşıyor funda ambulanstan. Daha kalın ses istiyor. Burada duyduğu ses. Burada duyduğu ses ince. Buradayken duyduğu ses kalın. Veya diğer tabirle fundanın burada burada duyduğu ses frekansı daha yüksek. Buradayken duyduğu frekansın sesi frekansı daha düşük. Diyebiliriz diğer tabirle. Peki. Örneğimize bakalım. Kendisine yaklaştıkça Yaklaşmakta olan, kendisine yaklaşmakta olan itfaiye aracına doğru ilerleyen bir motosikletlerin itfaiye aracına yaklaştığı süre boyunca duyduğu ses nasıl değişir? Gözlemcinin duyduğu sesin frekansı kaynağın frekansına göre büyür. Bu nedenle ses daha ince işitilir. Yaklaşmakta ise ince işitilir. O kadar. Uzaklaşıyorsa kalın işitilir. Evet, Dopplerin günlük hayatta uygulamaları. Doppler olayı hem kaynağın hem de gözlemcinin hareketli olması durumunda da gözlenebilir. Kaynak ve gözlemci birbirinden uzaklaşıyorsa işitilen sesin frekansı kaynan ürettiği ses frekansından büyüktür. Ne zaman? Uzaklaşıyorsa. Uzaklaşıyorsa kaynan ürettiği ses frekansından düşük. Düşük yaklaşıyorsa büyüktür. İşlerin ses frekansının kaynağın ürettiği ses frekansından farklı olmasının sebeplerinden bir de ortamın hareketli olması. Aha üçüncü faktör. Arkadaşlar üç tane faktör var bak toplerde. Bir kaynağın hareketli olması. iki gözlemcinin hareketli olması. Üç ortamın hareketli olması. Şimdi örnek verecek bana. Rüzgarlı havalarda kaynağın ürettiği sesin frekansı ile işitilen ses frekansı farklıdır. Şöyle örnek vereyim tekrar notumuzdan. Şöyle düşünün. Durgun bir dalga leğeni var şurada düşünün. Durgun dalga leğeninde eğer sen noktasal bir kaynakla eğer leğenin içine sürekli vurursan tık 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 kaynak ilerlerse de bu dopler, dopler gözlenir. Fakat oldu ya da kaynak vuruyor ama sen leğeni sol tarafa çekiyorsun. E, ortam hareketliyse de dopler gözlenir. Böyle düşünebiliriz arkadaşlar dopleri. Tekrar diyorum. Kaynak hareketli. 2. Gözlemci hareketli. 3. Ortam hareketli olması durumunda da Doppler gözlenebilir. Rüzgarlı havalarda kaynağın ürettiği sesin frekansı ile işitilen sesin frekansı farklı olabiliyormuş. Ortam hareketli olmak demek bu demektir. Evet kullanım alanları. Karayollarında arabaların hız sınırını aşıp aşmadıklarını kontrol eden trafik polislerinin kullandığı radarlarda elektromatik dalgaların Doppler olayına faydalanılır. Bak radarlarda 1 yani şeklini nasıl çalıştığını anlatmış. Çok da girmiyorum teferruatına. Dünyadan uzaklaşan yıldızlardan gelen elektromanyetik dalgaların dalga boyunun büyümesi sonucunda algılanan ışın rengi kırmızıya doğru yaklaşır. Bunun sonucunda yıldızlar dünyadan neden uzak, ne kadar uzaktadır, uzaktadır ve ne kadar hızla uzaklaşır sorusuna cevap bulmuşlardır. Kim bulmuştur? Kim bulmuştur söyleyin bakayım. Hubble. Hubble yasası bu işte. Hatta büyük patlamanın en büyük destekçisidir Hubble yani. Doppler varmış orada da. Tıpta görüntüleme, görüntülemede kullanılan ultrason cihazlarında da ses dalgalarından meydana gelen Doppler olayından faydalanır. Ultrason cihazı yüksek frekanslı ve insan kullanının işlemeyeceği ses dalgalarının doku ve organlardan geri yansıması sırasında frekanstan meydana gelen kaymadan yararlanarak geliştirilmiştir demiş. Bir Radarlar 2. Dünyadan uzaklaşan yıldızlardan gelen ışmanın rengi Bak burada anlatmışız arkadaşlar ben dünyada durgun gözlemciyim. Yıldız dünyadan uzaklaşıyorsa, normalde yıldızdan yayılan ışık sarı ışıksa ben buradan kırmızı algılıyorum. Neden? Daha büyük dalga boyunda algılıyorum. Bana ulaşan dalga boyları daha büyük olduğundan yıldızların bizden uzaklaşmakta olduğunu yani evrenin genişlemekte olduğunu kanıtıdır Doppler olayı aynı zamanda. Büyük patlamanın en büyük hareket noktasıdır diyebiliriz. Kızıla kayma demek bu demektir. Doppler sonucu. Evet tekrar edelim. Bir radar. iki yıldızların hareketini gözlemleyebiliyoruz. Daha doğrusu evrenin genişlemesine buradan kanıt bulabiliyoruz. Ultrason ve ses dalgası da hatta böbrek taşı kırma makinesi. Ses dalgalarıyla elde diyebiliriz. Evet Doppler bitti. Şimdi elektromanyetik dalgalar diyeceğiz. Devam ediyorum elektromanyetik dalgalarla. Evet Maxwell. Elektromanyetik dalga gördüm hemen yapıştıracağım Maxwell. Teorinin kurucusu. Işık çok eski zamanlardan beri onun ilgisini çekmiş. İnsanoğlu ışığın ne olduğunu ve nasıl meydana geldiğini sürekli sorgulamıştır. Bu sorgulamaların en doğru cevabını İskoçyalı fizikçi James Clark Maxwell vermiş. Elektromatik kurucusu. Kim derlerse Maxwell diyeceğiz. Sabit bir yük etrafında sadece elektrik alan oluşturur. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Burası önemli. Sözel sorularda gelebilir ha. Sabit yük etrafında elektrik alan oluşturur. Sadece elektrik alan oluşturur. Sabit hızla yani ivmesiz Sabit hızla hareket eden yükler ise sabit bir akım meydana getirir. Bu durumda hem elektrik hem de manyetik alan oluşur. Ancak elektrik ve manyetik alanların büyüklüğü değişmediği için elektromanyetik dalga oluşmaz. He. Yüklerin hareket olması yetmiyor. Sabit hıza gitmesi de yetmiyor. E İğmeli hareket yaparsa ancak elektromanyetik dalga oluşabilecek. Arkadaşlar şu cümle önemli. Tekrar edelim mi? Sabit yük etrafında sadece elektrik alan oluşturur. Sabit bir hızla hareket eden yükler ise sabit bir akım meydana getirir. Bu durumda hem elektrik alan hem de manyetik alan oluşur. Yükler durgunsa elektrik alan hareketli ise hem elektrik alan hem manyetik alan oluşturur. Fakat sabit hızla giden yükler sabit takım oluşturur. Fakat elektrik alan manyetik alan büyüklüğü değişmediğinden elektromanyetik dalga oluşmaz. Peki neymiş elektromanyetik dalga oluşmasının mantığı? Yüklü parçacıkların e iğmeli hareketi. Arkadaşlar yüklü ve e iğmeli. Yüklü ve e iğmeli. Hızlı ve öfkeli gibi düşünebilirsiniz bunu yüklü parçacıkların iğmeli hareketi yapmaları sonucunda birbirine ve dalgaların ilerleme yönüne dik iki düzlem üzerinde değişken elektrik ve manyetik alan oluşur. Değişken. Elektrik alanın değişmesi manyetik alanı, manyetik alanın değişmesi elektrik alanın meydana getirir. Elektromanyetik dalgaların bileşenleri de şekilde verilmiştir demiş. Şu paragraf da bence çok önemli. İki paragraf da önemli bence. Şu da önemli, şu da önemli. İşin felsefesini veriyor, mantığını veriyor yani. sorularda gelebilir arkadaşlar. Demek elektromanyetik dalga oluşması için bir yüklü parçacıkların iğme hareketi sonucu. Ha iğme hareket yapma sonucu değişken akım meydana geliyormuş. E, akımın değişken olması manyetik alanın değişken olmasını elektrik alanın değişken olmasını gerektiriyormuş. Elektrik alanın değişmesi manyetik alanı doğuruyormuş. Manyetik alanın değişmesi de elektrik alanı doğuruyormuş. Elektromanyetik dalgalar da bu şekilde oluşuyormuş. Evet şudur olay. Birbirine dik elektrik alan manyetik alan var. Hızla bunlara dik doğrultuda ilerliyormuş. Elektromanyetik dalgaların esprisi budur. Peki bir elektromanyetik dalga da elektrik manyetik alan ve ilerleme doğrultusu birbirine diktir. Elektromanyetik dalgalarda elektrik ve manyetik alan bileşenleri ile yayma doğrultusunun birbirine dik olması elektromanyetik dalgaların enine dalga olduğunu göstergesidir. Evet enine sadece enine ama boyuna yok. Bütün elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır arkadaşlar bilmemiz lazım. Peki yön nasıl bulunur? Elektromanyetik dalgaların ilerleme yönü sahil ile bulunur. Sahilin baş işaret falan filan demiş. Ben buraya cırt cırt yapıyorum. Siz böyle göstermeyin. Bak bu gösterim zor bir gösterim arkadaşlar. Böyle göstermeyin. Ben onu kolaylaştırmışım sizin için. Bak iki tür yol veriyorum size. Hangisi öğrendiyseniz. Sorulur. Önceki yıllarda sorulmuş. E'nin B'nin yönü vermiş C'yi istemiş. E'nin C'nin yönü vermiş B'yi istemiş falan. Sağlık kuralını bilmeniz lazım elektromatik dalgalarda. İki tane sağlık kuralı veriyorum size. Bak bunu cırt cırt. Bunu gösterim zor. Hangisi F'ti, hangisi E'ydi, hangisi B'ydi falan oluyor çok. Ya ben bunu tavsiye etmiyorum. Karıştırılmaya müsaittir. Şöyle öğrenseniz, öğrenseniz, daha güzel sanki. Dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak elektrik alan yönünü, avuç içi hız yönünü göstermek üzere. Gösterelim hemen bakalım burada. Dört parmak arkadaşlar artı z bize doğru. Şu eksende doğru mu yukarı doğru. Dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak elektrik alan yönünü göstermek üzere avuç içi hız yönünü gösterir. Bakın tekrar ediyorum. Şu saykronu uyguluyor mu şu anda? Artı z bize doğru. Yukarı doğru yani. Dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak elektrik alan yönünü, Avuç içi hızlı yönünü. Herkes sağ yapsın bakalım. Solakla değil lan. Sağ yapacaksınız. Peki bir başka elektrik, bir başka sağ kuralı da şu olabilir. Bu da olabilir sağ el kuralı. Dört parmak elektrik alan yönünü gösterseydi, baş parmak, baş parmak hız yönünü gösterseydi, avuç içi de beğeni yönünü gösterecekti. Bunu da gösterelim. Dört parmak elektrik alan, baş parmak hız yönünü göstermek üzere avuç içi yukarı gösteriyor, artı z yönünü gösteriyor yani. Böyle göstersek de sıkıntı yok. Hiç fark etmez. Ama ikisinden birisinde sabit kalın yalnız. Ya ben şunu kullanıyorum mesela. Evet ilerleme yönü böyle bulunuyor Bunu bilmemiz lazım. Şu iki paragraf önemli. Sağlık rolü önemli. Şimdi gelecek olan özellikler var. 11 tane özellik sıralamış. Onlar önemli. Başka de sorunla şansı yoktur. Evet şu özellikleri bileceğiz arkadaşlar adımız gibi. 11 tane 12 tane özellik sıralamış. Elektromatik dalgaların özellikleri değil ha ortak özellikleri. Ortak özellikleri. 1. Yüklü parçacıkların iğmeler hareketi sonucu oluşur. Mesela soracak sorularda hangilerinde elektromanyetik dalga oluşur? Yüklü olacak 1. İğmeler hareketi yapacak 2. Bunlarda ancak elektromanyetik dalga oluşabilir arkadaşlar. Yüklü parçacıkların iğmeler hareketi sonucu oluşurlar 1. 2. Doğrusal yolla yayılır. 3. Elektrik ve manyetik alan bileşenleri eş zamanlı artar ve azalır. Ne demek eş zamanlı? Aynı fazla demek. Şimdi i̇şte faz, faz fark muhabbeti kalktı ya artık. Ya, önceden böyle derdi. Aynı fazla demek. Aynı fazla. Aynı anda sıfır olacak. Aynı anda maksimum olacak. Demek oluyor bu. Elektrik manyetik alan bileşenleri eş zamanlı artar ve azalır. Ben yani aynı fazladır. Enli dalgalardır. Elektrik alanı manyetik alan ve ilerleme doğrultuları birbirine diktir. Elektrik alan büyüklüğü manyetik alan büyüklüğüyle ışık hızının çarpma eşittir. E eşittir B çarpı C'dir veya E bölü B eşittir C'dir diyebilirsin. Mekanik dalgalardan farklı olarak boşlukta da yayılabilirler zaten yayılması için ortamı gereken dalgalara biz mekanik dalga diyoruz. Elektromanyetik dalga zaten burada ayrılıyor zaten yani. Yayılması için maddesiz ortam gerekmeyen boşlukta da yayılabilen dalgaların adı nedir? Elektromanyetik dalgalardır tamamı. Yani sadece boşlukta yayılırlar. Duvarda betondan geçemezler demeyin. Yoksa cep telefonuna konuşamazdınız yani öyle değil mi? Boşlukta da yayılabilirler diyoruz. Boşluktaki yayılma hızları ışık hızına eşittir. Arkadaşlar burası çok karışıyor. Radyo en yavaş, gama en hızlı dersen yamulursun. Bütün elektromanyetik dalgalarda yayılma hızı boşlukta hep ışık hızına eşittir. Bütün elektromanyetik dalgalarda dersek herhalde anlaşılır. Enerji taşırlar. Arkadaşlar bütün dalgalar enerji taşır. Bu sen MSU'da e çıktı biliyorsunuz değil mi? Hangi olaylar dalgaların enerji taşıdığını göstergesidir diye sordu. Ses, su, deprem, yay, bütün dalgalar, bütün dalgalar enerji taşırlar. Bu enerjiyi soğuran yüzeylerde ısınma meydana gelir. Isınmaya neden olur. Yansıma, kırılma ve girişim gibi dalga olaylarının hepsini gerçekleştirirler. Işık da elektromanyetik dalga olduğuna göre ışın yaptığı bütün olayları elektromanyetik dalgalarda gerçekleşiyormuş, gerçekleştiriyormuş. Elektrik ve alanda sapmazlar çünkü yüksüzdürler. E hocam yüklü dedik burada. Tamam kardeş anladık. Yüklü parçacıkların iğme hareket sonucu oluşuyorlar ama kendileri yüksüzdür yalnız. Yüksüzdürler yüksüz oldukları için elektrik manyetik alanda sapmazlar ona göre. Önceki yıllarda çıkan soruyu söyleyeyim size alfa, beta, x ve gama ışımalarından hangileri elektrik manyetik etkilenmezler demiş. Şuna etkilenmezler. Çünkü bunlar elektromanyetik dalga. Ama diğerleri yüklü tanecikler. E, alfa, helyum 2'ye 4. Alfa artı yüklü taneciktir. Beta artı var, beta eksi var. Bunlar yüklü taneciklerdir. Işık hızıyla yayılmazlar. Ama x ve gama ışın elektromanyetik dalgadır. Yüksüzdürler. Elektrik manyetik alanda sapmazlar. Diye sordu önceki yıllarda bunu. Peki. Enerjiler frekansa doğru orantılıdır. fotondur sonuçta. ışıktır yani. Dalga böyle ters orantılıdır demiş. Şunu yazmışız. Bilmemiz gereken zaten. Önceden bildiğimiz. Fotoelektrikten falan bildiğimiz. E eşittir h F h planck sabit. F frekans olmak üzere. Bir dalganın. Elektromantik dalganın enerjisi. Yani fotonun enerjisi. Frekansa doğru orantılı. Dalga böyle ters orantılıdır. Bilmemiz lazım. Peki polarize edilebilirler, kutuplanabilirler demiş. Polarizasyon burada anlatmış bize şimdi. Polarizasyon sadece enli dalgalarda oluşur. Ha daha önceki larda şunu da sordu. Ayrıyeten bir soruda. Hangi olay elektromanyetik dalgaların eline olduğunu göstergesidir, ispatıdır? Polarizasyon işte. Yoksa sen boyuna dalgayı polarize edemezsin. Ne demekmiş polarizasyon bakalım şimdi. Polarize edilmemiş bir dalga her yöne titreşirken polarize edilen bir dalga sadece bir yönde titreşir. Polarize güneş gözlükleri ve fotoğraf makineleri ışığın kutuplama özelliğine sahiptir. Böylece görüntü daha net algılanır demiş. Polarizasyon şudur arkadaşlar. Bir filtre var. Burada yatayda ne var yatayda? Manyetik alanlar var. Ama düşeyde böyle böyle giden elektrik alanlar var. Elektrik alanlar geçiyor. Manyetik alan filtreleniyor. Sadece elektrik alan geçiyormuş buradan. İşte polarize olmak demek bu demek. Kutuplanmak demek bu demek. Yani ışığı süzmek, ışığı terbiye etmek diyebiliriz. Diğer tabirle. Polarizasyon budur. Polarize güneş gözlükleri mesela görüntüyü daha net görmeni sağlıyor. Evet. Tabloda elektromanyetik dalgalara ait bazı özellikler verilmiştir demiş. Buna göre elektromanyetik dalgalara ait ortak özellikleri karşılaştırın. Karşılaş, karşılarına tik işareti atın demiş. Niye soru işareti var burada? Fotodan, fotonlardan oluşurlar. Tüm elektromanyetik dalgalar ortak özelliktir. Doğru. Enerji taşırlar. Doğru. Frekansları aynıdır demiş. Ortak özellik değil arkadaşlar bu. Okul kitabına tik atmış da ben o yüzden soru işaret şey demişim buraya. Buraya tik atmış. Bence burada tik olmayacak. Neden? E zaten frekansına göre dalga boyuna göre ayrılıyor yani. Nasıl frekanslar aynı olacak ki? Elektromatik spektrumda birbirine neye, neye göre, ayrılıyorlar? Ha keskin çizgiyle ayrılmasalar da bu sıralama radyo, mikro, kızıl ötesi, görünür ışık, mor x ışınları, gamma ışınları sıralaması neye göre? Dalga boyuna göre. Yani bütün elektromanyet dalgaların frekans aynıdır veya dalga boyu aynıdır diyemezsin. Bu ortak özellik değildir arkadaşlar. O yüzden okul kitabı tıkatmış ama biz tıkatmıyoruz. Elinde dalgalarda ortak özellik doğru. Maddesi ortam şart değildir doğru. Gözle görülebilir hepsi değil. Sadece biz görünür bölgeyi görünür ışığı görebiliyoruz. X ışını göremezsin gama ışını göremezsin mesela. moritesini göremezsin mesela gibi. Kutuplanabilirler yani polarize edilebilirler doğru. Elektrik manyetik alanda sapma. Elektrik manyetik alan aynı fazladır. Evet doğru dedik özellikler özelliklerde geçti. Canlara zarar verirler demiş mantık tık atmadık. Neden? Çünkü radyo dalgası canlara zarar vermez. Mikrodalga vermez. Görünür ışık vermez. Ama Mor sonrası yüksek enerjili olduğu için mor x ışını ve gama ışınları canlara zarar verebilirler arkadaşlar. Ortak özellik değil. Elektrik manyetik alanda sapmazlar bu ortak özelliktir. Evet şu hariç diğerlerinde sıkıntı yok. Map kitabına tık atmış cevabı anıtlarında ben bu tık olmayacak ve yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Frekanslar aynıdır olmaz. Evet devam edelim bakalım. Ha günlük hayattan uygulamalar. Elektromanyetik spektrum. Ha elektromanyetik spektrum hangisi şu? Önce bunun üzerinde duralım da bir. Arkadaşlar Radyo mikro kızılötesi görünür ışık morötesi X ışınları gama ışınları. Peki radyodan gama ışınına giderken frekans artar ama gama ışınından radyoya gelirken dalga boyu artar. En büyük dalga boyu kim? Radyo. En küçük dalga boyu kim? Gama. En büyük frekansı ve en büyük enerjili kim? Gama. En küçük dalga, en küçük frekansı ve en düşük enerjili radyo dalgasıdır. Zararsızdır. Kimse radyo dinlerken uzak dur radyona radyasyon var demiyor yani size. Değil mi? Şimdi düşük enerjili zararsız diyebiliriz. Pekala. Elektromanyetik dalgalar insan hayatında önemli yer tutar. İletişimde, sanayide, tıpta, bilimsel çalışmalarda elektromanyetik dalgalar sıklıkla kullanılır. Çevrede çok miktarda elektromanyetik dalga olmasına rağmen bunların çok küçük bir kısmı görülebilir. İnsan göz tarafından algılanabilen elektromanyetik dalga çeşidi görünür ışıktır. Işık ise görmeye sağlayan bir enerji çeşididir. Cisimler üzerine düşen ışığın yansıtmasıyla görülebilir hale gelir demiş. Ha? Işığı yani yansıtmazsa görülmeyecek yani. Optikten biliyoruz değil mi? Bir cisim hangi rengi kuvvetli baskın yansıtıyorsa o renkte görünür. Yansıtmıyorsa, soğuruyorsa görülmez. Soğuduğu renkte değil arkadaşlar. Yansıttığı renkte görünür. Ha? Aklınızda olsun. Evet daha önce dediği olaylar H çarpı F H C bölü lambda olduğunu biliyoruz. Elektromanyetik dalgaların enerjileri frekansa doğru orantılı. Elektromanyetik dalgaların frekansı arttıkça dalgaların enerjisi artar. Elektromanyetik dalgaların enerjisi frekans arasındaki ilişki budur, budur, budur. Dalga boyu ters atıldı demiş. Tamam geçiyorum. Elektromatik dalga çeşitlerini dalga boylarına göre sıralayan. Bak dalga boyuna göre dolayısıyla frekansına göre sıralayan çizelgeye elektromatik spektrum denir. Hepsinin frekansı nasıl aynı diyebilirsin ki sen bunlara yani? diyemezsin. Ne demiş? Elektromatik dalga spektrumunda soldan sağa doğru gidildikçe dalgaların boyun dalga boyunun azaldığı frekansın arttığı enerjinin arttığı görülür. Frekans artar dolayısıyla enerji artar desek olur ama buradan buraya gidildikçe dalga boyu artar, enerji azalır diyebilirsin. Evet. Devam edelim bakalım. Bu da önemli bir ayrıntı var. Spektrumda yer alan bir elektromanyetik dalga çeşidi ile yanındaki arasında keskin bir ayrım yoktur. Yani ben ne demişim ona? Süreklidir, kesikli değildir demişim arkadaşlar. Tekrar arkaya dönüyorum. Bu cümlenin izahını yapalım biraz. Şöyle demek istemiş arkadaşlar bakın. Radyo burada bitiyor. Tam bu sınırda mikrodalga başlıyor. Mikrodalga burada bitiyor. Tam bu sınırda kızılötes başlıyor değil. Yani radyonun belli dalga boylarıyla morötesinin mikrodalganın belli dalga boyları morötesi değil. Tekrar söylüyorum. Radyo dalgalarının belli bir dalga boyuyla mikro dalgaların belli dalga boyları eşit olabilirmiş yani. Yani keskin çizgilerle ayrılmıyormuş diyebiliriz ona. Yani bunu demek istemiş. Sürekli değil Sürekli değil, kesikli değil, sürekli, sürekli. Tekrar edelim cümlemizi. Spektrumda yer alan birer elektromanyetik dalga çeşidi ile yanındaki arasında keskin bir ayrım yoktur. Yani süreklidir, kesikli değildir diyebiliriz. Mesela enerji seviyeleri kesikli. Atomda açısal atom kesikli. Atomda yörünge yarışı kesikli. Ama elektromanyetik dalgalar keskin çizgide ayrılmıyor mu? Sürekliymiş. Peki radyo dalgaları Radyo dalgaları elektromanyetik dalgaların en uzun dalga boyuna sahip çeşididir. Şu rakamda bilmek zorunda değilim ya ben. Bence ezberlenmez ki buna bir sürü rakam var burada. Ben ezberletmez bunları. Ee, radyo ve televizyon vericilerinin antenlerinden yayılan dalgalar alıcı cihazların antenler tarafından toplanır. Alınan dalgalar radyolarda sese dönüşürken televizyonlarda ise hem sese hem de görüntüye dönüşür. Demek televizyon ve radyo, radyo dalgalarının kaynağı radyo dalgalarıymış. Ee, cep telefonlarında da radyo dalgası kullanıyormuş arkadaşlar. Cep telefonlarında iletişim radyo dalgalarıyla sağlanır. Dalga boyları radyo ve televizyonlarda kullanılan dalga boylarından küçüktür. Cep telefonlarının. Peki radyo dalgaları biraz daha mikro dalgaya yakın yani. Ne demek arkadaşlar bu? Radyo dalgalarından daha küçük olmak demek biraz daha mikro dalgaya yakın dalga boyuna sahip cep telefonlarında kullandığımız. Yani biraz daha yüksek enerji radyoya göre aslında. Radyo dalgaları uzay araştırmaları için de önemlidir. Yıldızlar ve galaksiler farklı dalga boylarında ışık yayarlar. Yayılan ışığın bir kısmı spektrumda yer alan radyo dalgaları bölgesine karşılık gelir. Bu dalgalar radyo teleskoplarıyla incelenerek gök cisimleri hakkında yeni bilgiler elde edilir. Radyo teleskop anteni görüyorsunuz. Mikrodalgalar. Mikrodalgaların dalga boyları bilmemle ne, bilmemle ne arasında değişir. Çok da bilmek zorunda değilim. Mikrodalgalar radyo dalgaları gibi iletken içerisindeki yüklü parçacıkların ivmeli raketi sonucu oluşurlar. Radyo dalgalarının dalga boyuna yakın büyüklükte dalga boyuna sahip mikrodalgalar evlerde kullanılan mikrodalga fırınlarda yiyeceklerin pişirmek veya ısıtmak için kullanılır. Fırın içerisinde oluşan dalgalar yiyeceklerin içerisinde bulunan su moleküllerini titreştirerek ısıyı doğrudan bu moleküllere aktarır. Rezonans diyoruz bunu aslında biz. Bu şekilde ısınma işlemi daha kısa sürede gerçekleşir. Peki kullanım alanı neymiş? Hava sahasını kullanan uçakların takibinde veya trafikte seyir halindeki araçların hızlarının belirlenmesinde Radarlarda yani. Bak yine geldi. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Radarlarda mikrodalga kullanılır. tekrar burada ispatını yapmış oluyoruz. Önceki kısımlarda geçti. Kimi kitap radyo dalgalarında ses şey pardon, radarlarda ses dalgası kullanılır demiş. Kimi kitap radarlarda radyo dalgası kullanılır demiş. Bak bu kitapta tekrar tekrar geçti üzerinden. Tekrar ediyoruz. Radarlarda kullanılan neymiş efendim? Mikrodalgalar kullanıyormuş. Bunun üzerinde duralım. Radarlardan yayılan dalgalar bir yüzeye çarpıp geri geldiğinde elektronik devreler tarafından görüntüye dönüştürülür ve cismin konumu belirlenir. Peki uçakların da yeri tespiti radarla yapılıyormuş yani ya yani mikrodalgalı yapılıyormuş kısaca. Kızıl üretici diye diğeri bir ismiyle infrarit. Kızıl dalgaların dalga boyları 1 mm üzeri x7 metre arasında değişir. Bu bölgedeki dalgalar infrarit dalgalarda denir. Kızıl dalgalar sıcak cismler tarafından yayılır sıcak cisimler tarafından yayılır. Cisimlerden yayılan kızıl ötesi dalga temel kameralar tarafından ayrılanarak karanlık ortamlarda bile görüntü elde edilebilir. Temel kamera ekran, ıı, ekranda görülen renkler cisimlerin sıcaklıkları azaldıkça kırmızıdan mora doğru değişim gösterir demiş. Sıcak olanlar kırmızı renkte mora yakınlarda soğuk olanlarmış arkadaşlar. Ee, nerede kullanılıyormuş? Kızı ötesi dalgalarda, dalgalardan kısa mesafeli iletişimde televizyon kumandalarında, fizik tedavi kliniklerinde faydalanır kullanım alanları. Evet, en yaygın kullanım alanı kumandalarda, termal kameralarda diyebiliriz. Kızıl ötesi. Görünür bölge. insan gözünün elektromanyetik dalgalar içerisinde görebildiği kısmına görünür bölge denir. Dalga boyu bilmem ne bilmem ne arasındadır. Kırmızı ile mor arasındadır arkadaşlar. Ne diyorduk? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerden en büyük enerjili ve en büyük frekanslı mor. En büyük dalga boyu ama en küçük enerjili kırmızıdır. Aşağı indikçe frekans enerji artar. Yukarı çıktıkça dalga boyu artar diye özetleyebiliriz renkleri. Cisimler üzerine düşen ışığı yansıttıkları için görünür hale gelirler. Soğudukları için değil ha. Yansıttıkları için görünür hale gelirler. Renklerin birbirinden ayıran temel özellik dalga boylarının farklı olmasıdır. kuşağında görülen bütün renkler dalga boyları görünür bölge içerisinde kalan elektromanyetik dalgalardan oluşur. İşte kırmızıdan mora kadar olan spektrumda. Bundan görebiliyoruz. Bunlar haricindekini göremiyoruz. Evet. Geçiyorum. Sayfa 136. Gönül bölgeyi şöyle özetlemiş. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olmak üzere. En büyük dalga boyu kırmızı 7000 angstrom dalga boyu. 4000 angstrom dalga ise mor. Spektrum şu. Geniş bir spektrum var. Biz bu kadar bölgeyi görebiliyoruz. Aslında küçük aralık görebiliyoruz aslında diğer alımları göremiyoruz. Evet, geçelim bakalım. Morotesi, ultraviyole dalgalar. Morotesi dalgaların dalga boyları bilmem ne bilmem ne arasında değişir. Çok da lazım değil. Kaynağı genellikle güneştir. Bak arkadaşlar. Ee, kızılötesinin kaynağı sıcak cisimler. Morotesi'nin kaynağı da güneş, genellikle güneş. Güneşten gelen ultraviyole ışınların ozon tabakası tarafından süzülerek zararlı ee, etkileri azaltılır. Ultraviyole ışınlar insan derisinde tahribat yaparak deri kanser riskini artırır. Ultraviyole ışınlarından korunmak için koruyucu kremler kullanılabilir. Ultraviyole ışınları özellikle dezenfeksiyon için kullanılır. Ameliyathanelerde ve diş kliniklerinde kullanılan malzemeler kimyasal maddelere temizledikten sonra ultraviyole ışınlarla mikroplardan arındırılır. İnşallah arındırılıyordur. Şuymuş bak dezenfeksiyon işlemde kullanılan dezenfeksiyon cihazı. Bunun içine koyuyorsun. Ortası ışınlara maruz bırakıyorsun. üzerindeki mikropları öldürüyorsun. X ışınları röntgen aklımıza gelecek. Ve X ray cihazı aklımıza gelecek hemen. X ışınları dalga boyları 10 üzeri 8 10 üzeri 12 metre arasında değişir. X ışınları hızlandırılmış elektronların 1 metre çarptırılıp durdurulmasıyla veya atomların yörüngelerinde bulunan elektronların geçişleri sonucunda oluşturulur. X ışınları Alman fizikçi Wilhelm Konrad Röntgen tarafından 1895'te keşfedilmiştir. Bundan Nobel almış röntgen. En eski görüntüleme yöntemidir röntgen. X ışınları tıpta teşhis ve tedavi amaçlı kullanılır. Röntgen cihazında oluşturulan X ışınları doku içerisinden geçerken farklı savrulmak kas sahip bölgeler tarafından farklı miktarlarda savrulur. Vücudu geçen ışınlar bu ışınlar duyarlı bir film üzerine düşürülür. Filme ulaşan ışınların şiddetleri farklı olduğundan değişik tonlarda görülür. İşte kemikte kırık var, çatlak var falan filan her röntgende görülüyormuş. Röntgen cihazı, bilgisayarlı tomografi, BT cihazları röntgen cihazlarının geliştirilmiş şeklidir. Röntgen 2 boyutlu görüntü elde ediyor ama bilgisayarlı tomografiler 3 boyutlu görüntü elde ediyor. Röntgen daha çok kemik dokulardaki görüntü elde edebiliyor fakat yumuşak dokularda daha çok tomografi devreye giriyor arkadaşlar. Farkı bu. Bu cihazlar vücuttaki bir bölgenin kesit görüntüsünü çıkarabilme yeteneğine sahiptir. X ışınları belli, kan, belli kanser tedavilerinde kanser hücrelerinin yok edilmesi için de kullanılır. X ışınları havalanında ve alışveriş merkezlerinde valizlerin ve çantaların kontrolünde kullanılan X-ray cihazında kullanılır. Ayrıca X ışınları katı hal katı kristallerin yapısı, bina kolonlarının depreme dayanıklılığı, sanayi alanındaki dökümler, kaynakla yapılan birleştirme işlemlerinin sağlamlığının incelenmesinde kullanılır. Bayağı yaygın kullanım alan varmış değil mi arkadaşlar? Tomografi budur. X-ray cihazı budur. Bir de röntgen. X ışını deyince hemen aklımıza gelecek olan 3 tane uygulama. Evet son olarak gama ışınları. Gama ışınları elektromanyetik dalga spektrumunun en küçük dalga boyuna sahiptir ama en büyük enerjilidir. bu arada yalnız. Dalga boyları 10 üzeri 10 ile 10 14 metre arasında değişir. Radyoaktif çekirdeklerin nükleer tepkimeleri sırasında yayılır. Aslında bütün dalgalar, elektromanyetik dalgalar yüklü parçacıkların ilmin hareketi sonucu oluşuyor. Temel mantığı bu ama mesela özelde ayrılıyor. Kızıl kaynağı sıcak cisimler e, kaynağı genelde güneş. Peki gama ışınlarının kaynağı neymiş? Radyoaktif çekirdeklerin nükleer tepkimeleri sırasında yayılır. Gama ışınları yüksek enerjili ışınlar olduğundan canlı dokularda tahribat oluşturur. Bu nedenle radyasyon uyarı sembolü olan yerlerden uzak durulmalıdır. Astronomide gezegen özelliklerinin belirlenmesinde ve kanser hücrelerin yok edilmesinde kullanılır. Radyotrafi dediğimiz olay aslında gama ışınlarının o da kanser hücreleri yok etmesi, yakmasıdır aslında bir nevi diyebiliriz. Evet arkadaşlar başka örneklerimize bakalım. Diğer videomuzda da bölüm sonu sorularını çözeceğim. Yoksa video uzayacak. Önceki yıllarda çıkmış hocam hesap kitap gelir mi diyor bazıları. Hocam formül bilmemiz gerekir mi? Formül ya bir tane formülün var işte senin. Nedir o formülün? V eşittir lambda çarpı F hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Elektrometrik dalga uyarlarsan bu V yerine C ışık hızı yazacaksın sadece o kadar. Lambda çap F. Bunun uygulaması sorulmuş önceki yıllarda. Tekrar sorulabilir map kitabında var. Bir radyo vericisinin antene 200 metre dalga boyu elektromatik dalgalar yaymaktadır. Yayılan dalgaların frekansı kaçtır demiş. Işık kısmına sana vermiş. Yazmış yerine işte. E bu da C eşittir. Lambda çarpı F olduğuna göre frekans olduğuna göre sana buradan frekans yerine C bölü lambda yazacaksın. C'nin değeri belli. 3 çarpı üzeri 8. 200 metre yaz. Cırk cırk bul. 1.5 üzeri, üzeri 6 saniye üzeri eksi 1'inmiş. Veya hertzmiş diyebiliriz frekansı için. <laughs> X ışınlarından günlük hayatta pek çok alanda yararlanmaktadır demiş. Havaalanlarında valizlerinin kontrolünde evet X-ray cihazı dedik. Binaların depreme dayanılma sınırının tepkisi tespitinde evet. Tıpta görüntüleme amacıyla röntgen evet. Hepsinde kullanılmaktadır X ışınları. Sıra bizdeymiş. Aşağıdakilerden hangisi elektromatik dalgaların ait bir özelliktir demiş. Elektromanyetik dalgalara ait bir özelliktir. Bu ne demiş? Yanlış. Ses dalgası boyunca arkadaşlar? Elektromanyetik dalgaların hepsi eline dalgalardır. Elektrik alanda etkilenirler demiş. Bu da yalan. Yayınlar için maddesel ortam ihtiyaç vardır demiş. Yalan. Boşlukta hızları değişkendir demiş. O da yalan. E. O da yalan değil lan. Doğru. Yüklü parçacıkların iğmeler hareketlerinden sonucu oluşurlar. Doğru. Hocam bu niye doğru? Boşlukta hızları değişkendir. Değildir. Boşlukta bütün elektromantikleri da ışık hızıyla yayılırlar kardeş. O yüzden doğru. Değil. Ne dedim ben? Aa yamulduk. Kardeş. Ne yaptım ben ya? Gecenin ikisinde olunca bir oluyor demek ki. Hızlar değişkendir. Yalan. Hepsi C ile gider. Dedik ya kardeş. Yüklü parçacıkların imin hareketi sonucu oluşurlar. Evet buna ait bir özelliktir. Kimdir? E şıkkıdır dolayısıyla. Allah Allah. Evet geç olunca biraz beyin sakat çalışıyor herhalde. Peki arkadaşlar. Ne geldi? Şimdi bölüm sonu sorularını ayrı video haline çekeceğim. Sorularla herhalde halledeceğiz. Halledeceğiz. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.